büyükşehri de konuşalım tabii. Zaten birbiriyle çok paralel konular tabii. Bunlar. Kentsel dönüşüm, büyükşehir birbirinden ayırmak imkansız adeta. O da çok tartışılan bir konu. O konuda da çok fazla muhalefetin sert eleştirilerini gördük. Hatta seçim tarihinin ötelenmesini bile büyükşehir yasasına borçluyuz neredeyse. O konuda neler söyleyeceksiniz? Yani büyükşehire gidiyor Denizli. Birçok değişiklik olacak hayatımızda. Sizin mesleğinizi ilgilendiren birçok değişikliğe sahne olacak. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra. Bu konudaki görüşlerinizi de alalım. Ben şuradan başlayayım isterseniz. Bizim büyükşehirle bizim konumuzla ilgili, mesleğimizle ilgili konuya baktığımızda kentsel dönüşüm bazına baktığınızda Denizli'nin en büyük sıkıntılarından birisi afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde rezerv alan belirlemeniz gerekiyor. Ama Denizli merkezde böyle bir alan belirleme yok. Şansınız çok fazla yok. Yani böyle bir çalışmaya girdiğinizde ve eğer kentsel dönüşüm, pardon, büyükşehir olduğunda büyükşehrin içerisinde belki biz bu rezerv alanları üretebiliriz. Kentsel dönüşümde de belki biraz daha elimiz güçlenebilir. Tabii gene bizimle ilgili konuya baktığınızda imarın tek elden gidecek olması, yani bütün şehri ilgilendiren konularda beraberce işte olaya resme büyük bakabilmemiz adına artılar getireceğine ben inanıyorum. İmar yasasının ki büyükşehir yasasının. Tabii burada şu da var. Mesela bizim inşaat mühendisleri olarak baktığımızda ilçelerimizde, beldelerimizde hakikaten teknik eleman bulma güçlüğü çekiliyordu. Yani bakıyoruz bizim elimize gelen ruhsatlarda tek imzalı ruhsatlar geliyor. Kimlerin imzaladığı belli olmayan bazı ruhsatlar bile çıkma ihtimali var. O anlamda yani büyük şehir olunması bu anlamda projelerin çok daha iyi incelenmesi, iyi irdelenmesi anlamında iyi artılar getireceğine inanıyorum. Yine zaman zaman gündeme geliyor. Büyük şehir olunduğunda işte bizim köylerimizden mahalleye dönen yerlerde eğer halkımız talep ederse ticari olmamak kaydıyla halkımıza belediyemiz proje verecek. Orada işte şu denmeye başladı. Belediyeler inşaat mühendislerinin sahalarına mı girecek? O değil aslında. Yani oradaki bakış açısı şu. Daha önce bunu il özel daireleri de yapıyordu. Yani halkımız orada köyde, beldede bir bina yapacaksa daha önce derme çapma. Öyle binalar var ki Çamali depreminde biz gördük. Tabii. Mesela yığma yapı yapılmış. Yığma yapı şartlarına uymuyor. Yani yığma yapı nedir? 70 santim kalınlığında, 50 santim kalınlığında duvar olması lazım. Bir ucuna duvar örmüşler. Öteki tarafa duvar, arasını doldurmuşlar. Böyle garabet uygulamalar olabiliyor. Yani 60-70 metrekarelik tip projeler üretilebilir. Tabii burada şu olmaması lazım. Yani 400 metrekarelik köy ağası villaları olmaması lazım bu tip projelerin içerisinde. Hatta o tip projeleri ben söylüyorum inşaat mühendisleri odası olarak biz hazırlayabilirim. Yani 60-70 metrekare problem alanları çok büyük projeler değil. Biz ona yardımcı olmaya çalışırız. Yine benim büyük şehirde dikkatimi çeken ya da bu aralar gündeme gelen konulardan birisi işte iki şehre, ilçeye ayrıldı. Pamukkale ilçe evet. Merkezine ayrıldı merkezde. Pamukkale ilçesi hakikaten çok büyük bir alana sahip. Ve bu alanın içerisinde çok bakir alanlar var, imar dışı alanlar var. Tabii insanımız tabii dikkat çekmesi haklı aslında. Yani oradaki tarım arazileri de mi imara açılacak, talan edilecek vesaire olacak? Endişesi var tabii. Tabii endişe olması haklı ama bizim bunu burada sadece söylemekten ziyade takip etmemiz lazım ileriki günlerde. Bu konuda da biz takipçi de olmaya devam edeceğiz tabii ki. Bugüne kadar da çok ciddi Denizli'de böyle bir uygulama görülmedi. Önemli bir şeylerden birisi de büyükşehir yasasında benim dikkatimi çeken büyükşehirde ihtisas komisyonları oluşuyor. Evet. İşte imar bayındırlık komisyonu, çevre sağlık komisyonu, plan bütçe komisyonu, eğitim kültür komisyonu ve ulaşım komisyonu. Enteresan bir şekilde ulaşım komisyonuna meslek örgütlerinden de üye isteniyor. Orada onlar da bulunması isteniyor ve ulaşım komisyonunun aldığı kararlar bağlayıcı kararlar. Büyükşehir belediye başkanı imzalamasıyla birlikte bağlayıcı olarak uygulamaya geçecek. Ama diğer komisyonlardan nedense sadece onlardan bilgi alınabilir denmiş. Yani isterse belediye başkanı böyle bir talepte bulunabilir ama ulaşım komisyonuna böyle bir şey koymuşlar. Ben bu noktada da diğer komisyonlara da meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin bir takım insanların olması gerektiğini istiyorum, diliyorum. Tabi burada bize bakan tarafı da en önemli tarafı bence yani eleştirilecek yönler olur, konuşacak yönlerimiz olur ama mesela o dediğimiz komisyonlarda meslek örgütleri görev alabilir, evet. Yardımcı olabilir. Ulaşım komisyonuna özellikle katılmaları gerekiyor.
Bunun dışında imar denetimi konusunda yine büyük şehir meslek örgütlerinden yardım alabilir deniyor. İbaresi var. Yani biz bundan sonra belki proje kontroller olsun, projelerin yerinde uygulanmasında olsun belediyeyle ortak çalışmalar yapabiliriz. Yine meslek örgütleriyle beraber ortak hizmet projeleri üretilebilir diyor bu yasada. Benim gördüğüm, benim algıladığım. Tabi burada ben şunu çok önemsiyorum. Yani bu yasa yürürlüğe girdikten sonra, büyük şehir olduktan sonra biz kendimizi orada nerede görmek istiyoruz? Biz büyük şehrin neresinde olacağız? Bizim aslında meslek örgütleri olarak da, sivil toplum örgütleri olarak da çok ciddi hazırlanmamız lazım. Yani biz şunu mu yapacağız? Yani olacak büyük şehir, seyredeceğiz. Sonra işte eleştirilerimizi yapacağız, şikayet edeceğiz. Ben kendi adıma söyleyeyim, böyle bir konumda olmak istemiyorum. Sürecin tamamen içinde olmak istiyoruz diyorsunuz. Tabii sürecin içinde olmanız için de hazırlanmanız lazım. Hazır olmanız lazım. Hakikaten belediye başkanlarımızın önüne, valilerimizin önüne, il koordinasyon kurullarının önüne ciddi projeler verebilmemiz lazım. Baktığınızda biz bunu verebilir miyiz? Şu anda İnşaat Mühendisleri Odası olarak baktığınızda 1000'e yakın bizim üyemiz var. 1000'e yakın ve mühendis, bunlar yetişmiş insanlara olarak baktığınızda bizim bunları yapabilmemiz lazım. Evet. Ha şu akla gelebilir. Biz bunu hakikaten ciddi yapabiliyor muyuz? Ben açık yürekle söyleyeyim, hayır yapamıyoruz. Yani şu anda ben kendi adıma söyleyeyim, İnşaat Mühendisleri Odası olarak biz %5 performansla çalışıyoruz. Evet. Ama yapma potansiyelimiz var diyorsunuz. Tabii ki var. Tabii bu ki donanıma, var. Bu ekibe sahip olacağız. Biz ona sahip olabilmemiz lazım. O şekilde olaylara bakabilmemiz lazım. Yani şunu ben zaman zaman da söylerim. Toyota'nın Nagoya'daki genel merkezinde 2000 tane çalışan var. Yıllık gelen öneri sayısı 5000 tane. Evet. 5000 tane önerinin geldi, öneri bakın ama. Yani şikayet değil. Bizim şirketlerimizde, bizim çalışanlarımızda hep şikayet vardır. Patron benim hakkımı yiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Doğru. Biz de zaman zaman kendi işimizde, yani işte bize sormuyorlar, bize şöyle yapmıyorlar, böyle yapmıyorlar. Değil. Aslında bilgi hakikaten çok önemlidir. Yani bilginin hiyerarşisi olmaz. Yani bilgi neredeyse o bilgiye herkes sahip olmak için koşturur. Yeter ki biz bu konuda amaç, çaba sarf edelim. Bu konuda üzerimize düşenleri yapmaya çalışalım. O zaman bize sorular gelmeye başlayacaktır. O zaman insanlar bize danışmaya başlayacaklardır. Ama ne yazık ki ben şunu da söyleyeyim. Verdiğimiz görüntü itibariyle de meslek odaları, ben kendimize bir öz eleştiri yapacak olursam da hakikaten biz bunu dışarıya karşı veremiyoruz. Yani sadece eleştiriyel bakan, şikayet eden, mızmızlanan amiyane tabiriyle bir görüntü veriyoruz. Bundan uzaklaşmamız lazım. Büyükşehir yasası belki bizim için de bir fırsat olmalı. Kendimizi yenilemeliyiz. Biz inşaat mühendisleri olarak bu şehre ne katabiliriz, ne verebiliriz? Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Ama ben onun emarelerini görüyorum odanızda. Onu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz o. Ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız? Ben hani, yani yaptığınız bir takım açıklamalar, mesela trafik konusunda, ulaşım master planı konusunda yaptığınız açıklamalar sanki bu vizyona doğru ilerlediğini odanızın gösteriyor. Biz dediğim gibi biz seyirci olmak istemiyoruz. Yani gerekiyorsa da elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Yani mesela biz şunu yapabiliriz. Yani bizim şu anda proje kontrol gibi sorumluluğumuz yok. Yok. Biraz önce dediğim gibi imar denetim konusunda bir komisyon sorumluluğumuz yok. Allah göstermesin, olası bir depremde biz çıkıp işte bize şunu yaptırmadınız, bunu yaptırmadınız, başına buza bunlar geldi demek istemiyoruz. Deme lüksünüz de yok zaten herhalde, değil mi? Yok ama ben bugünden gerekiyorsa o proje kontrollerinde biz orada olmak istiyoruz. Evet. İmar denetimden orada olmak istiyoruz. Eğitimlerde orada olmak istiyoruz. Ve hatta ben şunu söylüyorum. Öyle bir depremde ben açıklama yapmayacağım. Evet. Yani insanımızın canının acıdığı, insanımızı kaybettiğimiz bir günde onun üzerinden ben konuşmak istemiyorum. Yardım edebiliyorsak o insanlara yardım etmeye çalışalım. Ama bugünden, işte bugün de deprem gazetesi çıkardık. Biz yapmak istediğimizi söylemek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Gerekirse o ağaçların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınmasını ve bizim de olayın içerisinde dahlimiz olmasını istiyoruz diyorsunuz. Tabii onun için de bizim hazırlanmamız lazım. Evet. Bizim hazır olmamız lazım. Peki.